Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Hüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi Hüme Hastanesi dedim de aklıma bir anekdot geldi. Fatih Sultan Mehmet biliyorsunuz 30 Mart 1432 tarihinde Edirne'de doğmuştur. Trabzon'da falan doğmamıştır, Edirne'de doğmuştur. Babası Sultan II. Murat, annesi Hüma Hatun. Bizim sponsorlarımızdan Hüma Hastanesi'nin de isim sponsoru diyelim Hüma Hatun'a. Allah topraklarına Allah rahmet eylesin. Topraklarına bereket olsun. Fakat Fatih Sultan Mehmet'le ilgili benim unutamadığım güzel bir anekdot var. Bu arada Fenerbahçe'den de mesaj geldi. Görebiliyor musunuz? Fenerbahçe'den de mesaj geldi. Neyse dursun, sonra cevaplarız. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'in babası 2. Murat artık köye yerleşip koyun kuzu gütme derdine mi düşüyor? Bir şeylerin derdine düşüyor. Diyor ki yeter artık diyor. 12 yaşına geldim, bugünden ne versem evlenmem demen diyor. Ama Fatih de ne Fatih. Nasıl bir cevher var, nasıl bir zeka var, nasıl bir kıvraklık. Ya Akşemseddin'in yetiştirdiği öğrenci öyle olur. Yani müthiş bir deha, müthiş bir zeka, öyle böyle değil. Kabına sığmıyor. 12 yaşında tahtı Fatih Sultan Mehmet'e bırakıp yani zinzivaya çekiliyor. Osmanlı düşmanları bakıyor ki genç, toy, hani tecrübesiz bir isim başa geçti. Hemen Haçlı ordusu. Hemen. Hiç işleri güçleri yok Haçlı ordusu. Hiç affetmezler. Haçlı ordusunu kurup Osmanlı'nın üstüne gönderince Fatih Sultan Mehmet o zamanlar sadece Sultan II. Mehmet. Yani sadece 2. Mehmet o zamanlar. Sultan bile değil. Bir yazı kalemi alıyor. Diyor ki yani eğer padişah bensem emir veriyorum. Gel ordunun başına. Eğer padişah sizseniz ordunuzun başına geliniz. Şimdi iki arada bir derede koyuyor. Değil mi? Mecbur. Öyle böyle değil. Ki babası 2. Murat da bu mektup sonrasında Rumeli'ye gelerek Rumeli'yi geçerek Rumeli'den geçip Edirne'ye gelip 1444'te çıkan Varna Savaşı'nı kazanıyor. Ve Fatih Sultan Mehmet tarihe altın harflerle adını yazdırırken bunlar oluyor. Sonra 1453'te İstanbul'un fethi, 1461'de Trabzon İmparatorluğunu yıkması vesaire tarihe altın harflerle kazanıyor. Tabii ki bizim atalarımız yani Alparslan da bizim atamız, Osman Bey de bizim atamız, Fatih Sultan Mehmet de bizim atamız, Mustafa Kemal Atatürk de bizim atamız. Ha, siz hangisini kabul ediyorsanız atanız yorgodur, başka bir şeydir, onu bilemem. O sizin kendi atanız. Herkesin atası kendine. Böyle bir olaydan girip nereye bağlayacağım hocam? Ali Koç'un Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek'e çağrısına bağlayacağım. 19 Ekim 2022 MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz, Fenerbahçe Kongre üyesi. Kendisinin görevden alınmasını istiyoruz. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Eğer bu bahsettiğim konularda bir yanlışlık varsa, bahsettiğim konularda bir sıkıntı varsa Fenerbahçe'nin açıklamasından dolayıdır. Muhtemelen de Galatasaray Başkanı bu çağrıya cevap verip buradaki yanlışları söyleyecektir. Hani hayır biz böyle bir şey demedik diyecektir. Çünkü geçmişte de çok defa yaptılar. Söyledikleri şeyi inkar etmede üstlerine yok. Bakalım bunu inkar edecekler mi? 19 Ekim'den bir gün sonra 20 Ekim 2022. Bu kurguyu yapanın başına yıkarız. Her hafta Galatasaray TV'den takımların uğradığı haksızlıkları yayınlayacağız. Merakımdan soruyorum. 20 Ekim'den bu yana kaç hafta boyunca haksızlıklar yayınlandı? Hani dürüst insan, mert insan, onurlu, şerefli insan sözünde durur da o yüzden soruyorum. 23 Ekim 3 gün sonra. Biz bu ligi bitirtmeyiz. Tarih ilerliyor. 20 Ocak 2023. Hocam bir sene sonra. Ben oğlum bir sene sonra falan değil, birkaç ay sonra. 20 Ocak 2023. Biz PFDK Başkanı'nın cübbesini giyip adaletli kararlar almasını beklerken o sırtında Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor. 21 Ocak 2023 Ali Koç Kulüpler Birliği Başkanı kimliğini kullanarak TFF ile birebir görüşmeler yapıyor diyor. Bunu söyleyen kişi TFF as başkanıyla birlikte uçağa falan biniyor. Ha. Yani yanlış anlamayın. Şimdi Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve yöneticilerinin başrolde olduğu kamuoyun önünde yaşanan bu tiyatro ve arka planda yaşanan bilinmezler. Başta TFF kurulları ve sosyal medyası olmak üzere futbol paydaşları üzerinde oluşturulan baskı, ekranlara gönderilen mesajlar, kadrolu yorumcular üzerinden yapılan algılar, sosyal medyada oluşturulan suni gündemler, iftiralar, algı operasyonları. Adalet, adil rekabet ve hak arayışı kisvesi altında yapılan tüm bu ahlak ve mantık dışı yaklaşım halihazırda çok ciddi sıkıntılar olan Türk futboluna daha da zarar vermektedir. Bununla beraber toplumumuza ekilen nefret tohumları geri dönülemez izlere sebep olmaktadır. Buna bir son vermenin zamanı gelmiştir diyor Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklama. Daha doğrusu Ali Koç'un bizzat açıklaması. Şahsınıza açık, net ve mertçe bir çağrı yapıyorum. Bakın mertçeyi özellikle söylüyorum. Çünkü mertçe çağrı yapılıyorsa mertçe cevap verilmesi lazım. Bakalım nasıl cevap verilecek. Gerçekten adalet, adil rekabet ve hakkaniyet arayışınız varsa attığınız adımları savunduğunuz gibi Türk futbolunun marka değeri için yapıyorsanız, hani yaptıklarınız Türk futbolunun marka değeri için yapıyorsanız tüm kamuoyu önünde kim haklı, kim haksız, kim doğruları söylüyor, kim söylemiyor kamuoyu tarafından bilinmesinin zamanı gelmiş ve geçmiştir. Bu doğrultuda sizi açıkça ve mertçe her şeyi milyonların önünde değerlendirmek, tartışmak, kamuoyunu aydınlatmak adına istediğiniz zamanda, istediğiniz kanalda, istediğiniz kişilerle birlikte davet ediyorum. Unutmayın ki bize göre mesnetsiz, size göre gerçek olduğunu savunduğunuz tüm bu ağır iddialarınızı ispatlamakla mükellefsiniz. Bu konuda sizden yer, zaman ve mecra bilgisi beklediğimizi tüm kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Ali Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'in durumunu anladınız mı arkadaşlar? Fatih Sultan Mehmet olayıyla niye giriş yaptım anladınız mı? Diyelim ki Galatasaray yöneticileri kıvırgan, dönek diyelim. Yani sözünün arkasında durmayan, yani yalan söyleyen insanlar diyelim. Çıkıp diyecekler ki ya biz öyle bir şey söylemedik. Ali Koç'un çağrısı net bir şekilde cevap bulmuş olacak. Bu arada şunu söyleyeyim. Kronolojik olarak yapılan açıklamaları ekrana getirdi Fenerbahçe TV'de Sayın Erol Bilecik ve Selahattin Baki'nin konuşmalarında. Ben biraz daha ayrıntılı konuşayım arkadaşlar. İsterseniz altlarını çize çize bir daha hatırlatayım. 19 Ekim 2022 MHK Başkan Yardımcısı olan Murat Ilgaz'ın görevden alınmasını istiyoruz. Murat Ilgaz Fenerbahçe Kongre üyesi dediler. Yani akıllara zarar. Yani akıllara zarar. Böyle bir olayın düşünsenize. Yani bir kurulun başkan yardımcısı hedef alınıyor. Bu nasıl bir cesaret? Ve nasıl bir iftira? Ki en ufak bir alakası yok. Fenerbahçelilikle bir alakası yok. Kongre üyesi olmakla zaten alakası yok. Geçen yılda hatırlarsınız hakem Fenerbahçe şirketinde çalışıyor dediler. Kimse ses çıkarmadı. 20 Ekim 2022'deki bu kurguyu yapanın başına yıkarız. Her hafta Galatasaray TV'den takımların uğradığı haksızlıklara yayınlayacağız. Yine dediler. Bakın üzerinden parmak hesabı yaptığımız tam 96 gün geçmiş. Nerede bu yayın diyor Erol Bilecik. Benim sorularıma da cevap veriyor. Zaman zaman biz de bunları gündeme getiriyoruz ama ne bu yayın var ve ne de ortada. Hani ekranlarda dönen herhangi bir görüntü var. Burada da sözünüzün arkasında olmak gerekir diye düşünüyorum diyor. İkinci haşırtlı Blackbird. 23 Ekim 2022 bu ligi bitirtmeyiz dediler ama daha bir ay geçmeden 12 Kasım 2022'de şovumuz devam edecek denen bir cümle izledik. Merak ediyoruz hangi şov? 12 Kasım 2022 şovumuz devam edecek denen bir cümle duyduk. Lig bitmiyor. Arkasından da şov devam ediyor. Aralarında 30 gün bile geçmemiş. Ne değişti? Bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum demiş. Bence Ali Koç da canlı yayına çıkarlarsa bunu da açıklamakla mükellefler. Kimden emir alıp bu cümleyi söylediklerini. 29 Aralık 2022. Ben eklemede bulunayım. Ofsaytımsı tanımının yaşandığı karşılaşma ile futbol kamuoyunda muazzam bir infial yaşandı. Bu da hafızalardan kolay silinecek, ortadan kaybolacak bir nokta değil. Değil mi? Ofsaytımsı. Kimse unutmaz. 20 Ocak 2023. Malum zaten. PFDK başkanının cübbesini giyip adaletle kararlar almasını beklerken o sırtında Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor dediler. Az önce uzun uzun anlattığımız gibi bu da gerçekle uzaktan yakından alakası olmayan bir noktaya çıktı. PFDK Başkanı Mehmet Sağlam'a atılan tweetler var. Yani onun adıyla atılan troll hesapların tekrardan Sayın Mehmet Sağlam'a dönük olarak göndermiş olduğu, onun gerçek sosyal medya hesabıyla alakası olmayan yayınlarını bir kez daha görmüş oluyorsunuz diye belirttiler. Şimdi ben çok merak ettiğimden soruyorum. Ya iddia sahibi iddiasını kanıtlamakla mükelleftir ya da kıvırmakla mükelleftir. Size sorayım. Sizce Dursun Özbek, neydi o, Fethullah Timur, Ertem Timur Erdem miydi? Gerçi Erdem yok diye biliyorum. Ertem Timur olması lazım. Ertem Timur, Dursun Özbek istedikleri kanalda. Bakın, Ertem Şener dedi ki, Ertem Şener dedi ki gelip programda yayın yapabilirler dedi. Oğuzhan Uyar mıydı? Babala TV. Oğuzhan Uğur, pardon. Ben ve ekibim hazırız. Ne zaman isterseniz diye belirtti. Hani suyun öbür tarafından bahsedelim. Suyun bu tarafında bir sıkıntı yok. Yani Anadolu tarafında bir sıkıntı yok. Ama suyun öbür tarafını çok merak ediyorum. Acaba delikanlı olup net bir şekilde ekranlara çıkıp diyebilecekler mi? Hani özür dileriz. Tamam, biz bunları söyledik ama sinirle söyledik ya da ne bileyim başka bir şey diyeyim. Çıkabilecekler mi? Hayır. Gelelim PFDK olayına. Bu arada PFDK'dan bugün de Fenerbahçe'ye ceza geldi, biliyor musunuz? Ben bu videoyu çektiğim dakikalarda şaka yaptığımı zannediyorsunuz değil mi? Şaka yapmadığımı da söyleyeyim. Tam rakamı söyleyeyim arkadaşlar, bir saniye. PFDK Çaykur Rizespor maçında Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçındaki saha olayları nedeniyle 56.000 TL para cezası verdi. Yani buraya bir 56.000 TL daha ekleyin. 1.700.000. Bakın arkadaşlar, toplam 29 kez oldu. 29 kez 1.700.000 ceza verilen kulüp kullanıyormuş. 1.255.000 ceza verilen kulüp ise yerden yere vuruluyormuş. Daha fazla ceza alıyormuş. Şimdi aptala anlatır gibi anlatıyorum. Kusura bakmayın ama hakikaten merak ediyorum. Yani hakikaten merak ediyorum. Şu tabloyu gören bir Galatasaraylı nasıl Fenerbahçe'nin kollandığını düşünebiliyor? Hani zekam almıyor ya. Benim kafam basmıyor. Ya bu tamam, aptal olabilirsiniz. Matematik hesabınız olmayabilir. Ne bileyim, kafanız çalışmayabilir. Okey, her şey okey. Ya sadece en alta bakın. 1.652.000, 1.255.000, hadi tablo hazırlandığı baz alalım. Allah aşkına ya. Allah'tan korkun ya. Şu tabloyu görüp de Fenerbahçe nasıl kullanıyor diyebiliyorsunuz. Ve ben şunu da merak ediyorum. Hani diyorsunuz ya, Galatasaraylı duruşu. Çok ama çok net, çok net bir şekilde Galatasaraylı duruşunu göstermenizin zamanı geldi. Ya kıvıracaksınız? 5 yıldız 59 öncesi şampiyonluklarda olduğu gibi ya kıvıracaksınız, topu taca atacaksınız, ya suni gündem oluşturacaksınız, ya sosyal medyadaki trollerinizle saldırıya geçeceksiniz, ya da hayatınızda ilk defa Galatasaraylı duruşuna zıt bir şekilde mertçe, delikanlı bir şekilde ekranlara çıkıp Odri Meydan diyeceksiniz. Merak ediyorum, yine Galatasaraylı duruşunuz ağır basıp İşi farklı boyutlara mı taşıyacaksınız? Yoksa Galatasaraylı duruşunuza zıt olarak, hani o hep masallardan örnek veriyorsunuz ya, Metin Oktay diye birisi varmış. Gerçi Metin Oktay diye birisi Türk futbolunda yok. Yok. 59 öncesinde futbolu siz yok sayıyorsunuz. 59 öncesindekini sayanları da terörist ilan ediyorsunuz. O yüzden ya terörist olacaksınız, 59 öncesini saymayacaksınız. Gerçi 59 öncesinde siz bizi 7 kişinin 7-0 falan da yenmişsiniz. Onu da kabul ediyorsunuz. Gerçi 1905'te kurulmuşsunuz. Onu da kabul ediyorsunuz. Hani işinize geldiği zaman, birileri izin verdiği zaman Mustafa Kemal Atatürk'ü sahipleniyorsunuz. Bir de işinize gelmediği zaman sahiplenmiyorsunuz. Gerçi Mustafa Kemal Atatürk de 59 öncesi vefat etti. Gerçi hani siz 59 öncesi başka kimleri sayıyorsunuz, kimleri kabul ediyorsunuz bilmiyorum. Hani işinize hangisi geliyor? Ama Metin Oktay diye birisi yok Türk futbolunda. 59 öncesi futbol oynayanlar yok. 59'dan sonra futbol geldi ülkeye. Hatta 59'dan önce su da yoktu ülkede. Tabi herkes toprakla yıkanıyordu. Hadesten taharet, necasetten taharet falan yoktu. Toprağa elini sürtüyordu. Kışında kar. Hiçbir şey insan aklına karı eritip su çıkartmak falan gelmedi. İstanbul falan boğaz hepsi kuruydu. Su da yoktu bu ülkede 59 öncesinde tabi. Tabi. Hatta 59 öncesinde bu ülkenin Müslümanlık da yoktu. Başka bir şeydi. 59 öncesinde kıyafet de yoktu. Herkes çıplak geziyordu. Tabi 59 öncesi siz bilmezsiniz ya. Kabul etmedikleri kadar var. Neyse işin esprisi bir taraf ama Metin Oktay diye birisi yok. Ama hep Metin Oktay duruşu, Metin Oktay duruşu dedikleri için merakımdan soruyorum. Metin Oktay olsaydı bugün hangi duruşla cevap verirdi? Ya çıkıp söylediklerini ispat ederdi ya da çıkar derdi ki ya hakkınızı helal edin, özür dilerim. Bunlar saçmalamışlar. Bir tarafları zora gelince saçmalamışlar. Liderliği ele almak adına, şampiyon olmak adına yine her zamanki gibi bunu yapmışlar diyebilirsiniz. Gerisini size bırakıyorum. Anlatabiliyor muyum? Gerisini size bırakıyorum. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Ben size de sorayım. Sizce Galatasaraylı duruşuna uygun olarak, yani anlatılan Galatasaraylı duruşuna uygun olarak canlı yayına çıkıp konuşacak mı gerçekleri? Yoksa gördüğümüz, gözlemlediğimiz Galatasaraylı duruşuna uygun olarak topu taca atıp, suni gündemler üretip, belki farklı iftiralar üretip yine ortalığı gelecek mi? Kararı size bırakıyorum. Görüşmek üzere.